İrlanda'nın en büyük katkısı, yani eğitim haricinde normal kişisel olarak söyleyebileceğim, tabii gurbette olduğumuz için daha çok kendi kendimize vakit geçiriyoruz. Burada birkaç Türk arkadaş haricinde çok görüştüğümüz insan sayısı çok kısıtlı. Bunu burada daha çok kendi kendimize, kendini sıkmadan, kendini psikolojik olarak rahatlatacak şekilde vakit geçirmeyi, o şekilde işte günü değerlendirmeyi öğrendiğimi söyleyebilirim ilk etapta. Haricinde tabii İrlanda'daki insanların eğlence kültürleri, normal günlerini nasıl geçirdiklerini ilk etapta öğrendik. Tabii pandemi olduğu için biraz kısıtlı oldu. Biz ilk geldikten 4-5 ay sonra falan pandemi başladı. Sonrasında lockdown'la, sokağa çıkma yasaklarıyla insanları görmemiz çok kısıtlı oldu ama görebildiğimiz kadarıyla insanlar daha çok burada herkesin, bizim aynen kahve kültürü gibi herkesin pub'a gidip orada vakit geçirdiklerine şahit olduk. Tabii bize ilk etapta çok çok ilginç gelmişti. Ve de bunun bizde genelde bir yaş şeyi vardı. Belli bir yaşın üstü bir yere gider ama burada yani 18 yaşındakinden tutun da 70 yaşındakine kadar bu kadar geniş bir aralıkta insanların aynı ortamda arkadaşlarıyla takılmaları, eğlenmeleri çok çok ilginç gelmişti. Haricinde burada yaş farkı olmaksızın hava güzelse insanların burada giyinip, süslenip, dışarıya çıkıp kendi işlerini yapmaları çok çok farklı ve değişik gelmişti bizim için. Daha önce söylediğim gibi halkı çok yardımsever, güler yüzlü, hiç böyle yaptığım şeyden dolayı yadırgadıklarını genelde insan hissetmiyor. Tabii nüfus küçük olduğu için herhangi bir cami yok ama birkaç tane daha buraya daha evvel gelen Pakistanlı sanırsam bir tanesi, diğerinin şeyini bilmiyorum. Müslümanların bir binayı satın alarak mescide çevirmişler. İslamik info olarak geçen iki tane mescitleri var. Cuma namazlarını kılmak için genelde buralara gidiyoruz. Buralarda işte Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan çoğunluğun buradan olan Müslüman cemaatler var. Tabii bu da pandemiden dolayı kapandığı için çok fazla buradaki Müslüman cemaatle tanışma şansımız olmadı ama ben kendi çalıştığım kurumda bu bölgeden gelen arkadaşlarla tanışma şansım oldu. Benim çalıştığım kurumda da sessiz oda dedikleri küçük bir oda var. Burayı farklı dinlere mensup olan insanların ibadet etmesi için bırakılmış bir oda. Tabii daha çok Müslümanlar kullandığı için arkadaşlar birkaç seccade getirerek küçük bir mescit yapmışlar. Biz ihtiyacımız olduğu durumlarda orayı kullanıyoruz. Haricinde de cuma namazları için bu bahsettiğim mescitleri kullanıyoruz. Ama Dublin'de daha fazla bir nüfus olduğu için orada daha büyük merkezler var diye duyuyorum. Hatta bayram namazlarında Dublin'deki stadyumu hükümet şey yapıyor. Müslümanların namazlarını kılıp bayramlaşmalarını yapmaları için onları açıyor. Öyle bir haber görmüştüm geçen seneki bayramda. Yani ülkenin en yönetiminin en tepesinde bile nüfus olarak çok fazla olmamasına rağmen Müslümanların dini günleri tebrik eden mesajlar yayınlanıyor. İbadetlerini yapmaları için büyük stadyumları falan kullanmalarına izin veriyorlar.